Merhabalar, Hayalimdeki Yemekler kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizleri ev yapımı ama dışarıdakilerini aratmayacak çıtır çıtır çok lezzetli bir simit tarifi hazırladım. Dışı çıtır ama içi oldukça güzel. Eminim ki çok hoşunuza gidecektir. Hadi gelin sizleri fazla bekletmeden hemen yapımına başlayalım. Hamuru için 4 su bardağı un, yaklaşık 500 gram diyebilirim. 2 yemek kaşığı toz şeker, 1 paket instant maya, 1,5 su bardağı ılık su, yarım çay bardağı sıvı yağını da ilave ettikten sonra biraz karıştırıyorum. Bir tatlı kaşığı da tuzu ilave edip yoğurma işlemine devam ediyorum. Önce kaşıkla bir güzel karıştırdım. Ne zaman ki böyle daha yoğun bir kıvam aldı, elime hafif un serpiştirerek yoğurma işlemine devam ediyorum. Mayalı hamur işlerinde eğer kaseniz büyükse sorun değil ama küçük bir kasede yoğuracaksanız size tavsiyem yoğurma işleminin bir kısmını masanın üstünde iyice bastırarak yapmanız. Hamuru güzelce yoğurdum. Olabildiğince yumuşak, hatta böyle çok hafif ele yapışan bir hamur oldu. Tekrar yoğurduğum kabına geri alıyorum. Üzerini streç filmiyle kapatıp güzelce kıvarana kadar dinlendirmeye bırakıyorum. Tabii daha hızlı kabarması için de mutlaka üzerine temiz bir bez veya sofra bezi kapatın. Hamurun bir kenarda mayalansın. Biz de susamını biraz kavuralım. Normalde zaten kavrulmuş susam kullanacağız. Ama bazı susamlar biraz lezzetsiz oluyor. Bunları biraz daha lezzetli bir hale getirmek için biraz kavurmanızı tavsiye ederim. Tabii kavururken de lütfen dikkat edin, yakmayın. Çünkü susam gerçekten çok hassas. Kavururken dikkat etmek lazım. Sürekli karıştırın. Yurt dışındakiler için biraz zor ama Türkiye'de yaşayanlar için size tavsiyem eğer yakınlarda bulunan bir simitçi varsa susamları oradan temin edin. Çünkü onların kullandığı susamlar çok lezzetli oluyor. Susamları yakmadan güzelce kavurdum. Tabii kavurma işlemini abartmayalım çünkü fırında da kızarmaya devam edecek. Bu kadar yeterli geldi. Soğuması için bir tabağa alıyorum. Tavada çok belli etmiyordu ama tabağa alınca susamların ne kadar güzel kavrulduğunu görüyorsunuz. Susamları bir kenarda bekletiyorum. Hamurumu yaklaşık 1 saat kadar dinlendirdim. Şimdi artık simitlere şekil verme işlemine başlayalım. Hafif un serpmiş olduğum masaya hamuru alarak elimle güzelce toparlıyorum. Elimizle veya bir bıçak yardımıyla, böyle bir hamur kesme aparatı da olabilir, 16 eşit parçaya kesiyorum. Kesmiş olduğum parçaları elimle yuvarlayarak beze yapıyorum. Yapmış olduğum ilk bezeden başlayarak hamuru elimizde uzatarak şeritler yapıyoruz. Eğer vaktiniz varsa bezelerin üzerini kapatın. Böyle ortalama bir 5 veya 10 dakika kadar bekletin. Daha kolay bir şekilde açılacaktır. Ama ben bezeleri hemen yaptığım gibi şeritlerimi yapmaya başladım. İlk başta açarken birazcık zamanınız alabilir. Ama böyle çok fazla uzatmakla uğraşmayın. Biraz açın, koyun bir kenara. O zaten durdukça daha rahat bir şekilde açılacaktır. Diğer bezeleri de şeritler halinde yapmaya devam ediyorum. Şeritleri yaparken ister bu şekilde masanın üstünde yuvarlayarak veya elinizle de daha kolay bir şekilde yapabilirsiniz. Şimdi hemen elimle nasıl hiç masanın üzerinde açmadan büyüttüğümü de göstermek istiyorum. Özellikle bu kısımda hiç hızlandırma kullanmıyorum. Normal elimin hızıyla olduğu gibi sizlere gösteriyorum. Hamuru elimle güzelce çevirdikten sonra artık nasıl anlatılır bilmiyorum ama sürekli bir ucundan özellikle hamurun orta olan kısımlarından diğer elime hızlı bir şekilde atıyorum ki bu sayede uzun şeritler elde ediyoruz.
Gözünüze kalın gelen yerlerini de elinizle tekrar çevirerek inceltebilirsiniz. Böyle yaptığınız zaman masada açma işleminden daha kolay bir şekilde uzatabiliyorsunuz. Hemen diğerini de aynı şekilde gösteriyorum. Hiç hızlandırma yok ama gördüğünüz gibi oldukça hızlı bir şekilde yapılabiliyor. Her videomda olduğu gibi tarifimi bu kısma kadar izlediyseniz mutlaka yoruma kalp bırakın. Veya isterseniz daha farklı bir emoji de olabilir. Önemli olan video ile ilgili fikirlerinizi ve videolarımı beğendiğinizi belli etmek. Ayrıca hala kanalıma da abone değilseniz videomu izledikten hemen sonra abone olabilir. Zil işaretine basıp paylaştığım tariflerden anında haberdar olabilirsiniz. Hamurların hepsini şerit haline getirdikten sonra 1 yemek kaşığı pekmez, yarım çay bardağı suyu güzelce karıştırıyoruz. Bu işlemi hamur yapmadan önce de yani şeritleri hazırlamadan önce de yapabilirsiniz. Ben üzüm pekmezi kullandım ama daha farklı pekmezler de olur. Hepsi aynı işlemi görür. 2 tane şeriti birbirinin etrafında dolayarak rulo yapıyoruz ve simit görünümünü verdikten sonra önce pekmezi, daha sonra da susama buluyoruz. Diğer simitleri de aynı şekilde 2 tane şeridi birbirinin etrafında dolayıp simit görünümünü veriyoruz. Ve bu kısımdan sonrasını biraz daha hızlandırarak göstereyim ki sizler izlerken sıkılmayın. Vermiş olduğum ölçüde toplamda 8 adet simit çıktı. Tam dışarıdakilerin boyutunda ve ölçüsünde diyebilirim. Ama eğer boyutunu daha küçük tutarsanız daha fazla elde etmiş olursunuz. Bu arada yapıp derin dondurucuda da saklayabilirsiniz. Hamurunu bir gün öncesinden de hazırlayabilirsiniz. Çünkü bunlar sizin soracağınız sorular. Hazırlıklı olduğum için hemen şimdiden cevaplayayım dedim. Simitlerin hepsini en hızlı şekilde hazırladım. Hatta size şunu söyleyebilirim ki hızlandırdım ama hakikaten çok acelem vardı. O yüzden neredeyse şekil verme işlemi toplamda 15 dakikamı bile almadı video çekimi yaptığım halde. Simitlerin hepsine şekil verdikten sonra yağlı kağıt serilmiş fırın tepsisine aralıklı olarak yerleştiriyorum. Gördüğünüz gibi 2 fırın tepsisi çıkıyor. Tepside yaklaşık 40 dakika kadar dinlendirdim. Zamanınız varsa 1 saatte dinlendirebilirsiniz. Önceden ısıttığım 235 derece fırında alt üst ayarda güzelce kızarana kadar pişirdim. İlk tepsiyi çıkardıktan sonra ikinci tepsiyi de pişirmek üzere fırına gönderdim. Tekrar onu da pişirdim. Şimdi artık fırından çıkartıyorum. İlk sıcaklığı çıktıktan sonra hemen servis yapabilirsiniz. Dışı çıtır çıtır ama içinin yumuşaklığı da ayrı bir güzel. Şekli dışarıda satılanlarla neredeyse aynı. Ama lezzeti bence dışarıdakilerden daha güzel. Çünkü hem ev yapımı hem de lezzeti tam yerinde. Zaten denediğinizde eminim ki bana hak vereceksiniz. İnşallah sizler de yaptıktan sonra çok beğenirsiniz. Şimdiden yapıp deneyecek olan herkese de afiyet olsun. Bu arada küçük bir hatırlatma yapmak istiyorum. Eğer beni hala Instagram'dan ve Facebook'tan takip etmiyorsanız hayalimdeki yemekler olarak takibi alabilirsiniz. Şöyle güzel bir sunumla artık kapanışı yapmak istiyorum. Siz bu güzellikleri izlerken ben de artık yavaş yavaş veda edeyim. Bir sonraki tarifimizde tekrar görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın, sevgiyle kalın, Allah'a emanet olun.